Arkadaşlar selam. Sizlere bir iyi bir de kötü bir haberim var. İyi haber, Erdoğan aday olamıyor. Fakat kötü haber ise Erdoğan aday olduğunu açıkladı. Nasıl yani, şimdi Erdoğan hem aday olamıyor ama aday olduğunu mu açıkladı? Bu nasıl bir olay diye kendi kendinize sorabilirsiniz fakat gelin size izah edeyim. Öncelikle hepinizin bildiği bir konudan başlayalım. Erdoğan bildiğiniz gibi anayasanın 101. maddesine göre 2023 seçimlerinde aday olamaz. Çünkü zaten kendisi 2 defa seçildi. 2023 Haziran seçimlerinde ise görevi bitmiş olacak. Fakat Erdoğan dün itibariyle aday olacağını açıklamış oldu. Anayasaya aykırı olmasına rağmen. Biliyorum bazı arkadaşlarımız şu anda bana diyecek ki Erdoğan'ın aday olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü 2017 senesinde anayasa değişti ve 2017'den sonra Erdoğan sadece bir kez seçildi. Bunu diyen birçok kişi olacaktır fakat bu doğru mu? Gelin size anlatayım. Öncelikle herkesin doğru bildiği bir yanlış var, o da şu: 2017 senesinde bir anayasa değişikliği oldu, evet. Fakat yeni bir anayasa gelmedi veya mevcut bir anayasa kaldırılmadı. Burada benim demeye çalıştığım şey şu: bir kişi sadece iki defa cumhurbaşkanı olabilir yasası Erdoğan tarafından getirilmiş bir yasa değil. Bu yasa zaten 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasa. Yani Erdoğan'ın zamanında bu yasa zaten vardı. Erdoğan da hem 2014'te hem de 2018'de aday olduğu için iki defa aday olmuş oldu. Yani 2007'de anayasanın değişmiş olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Çünkü değişen yasa burada görmüş olduğunuz yasa değil. Buradaki görmüş olduğunuz yasaya sadece şöyle bir istisna eklendi. Bu istisnaya göre eğer ki meclis erken seçim kararı alırsa, ki CHP'nin desteği olmadan bu imkansız. Çünkü mecliste Cumhur İttifakı'nın şu anda 332 sandalyesi var. Fakat erken seçim kararı alınması için gereken oy 360 oy. Yani burada hem CHP'nin hem de İYİ Parti'nin oylarına ihtiyaçları var. HDP'yi de unutmamak lazım. Kendi başına erken seçim kararı veremezler. Fakat Erdoğan'ın şu anda aday olmak için tek şansı bu. Aranızda ısrarla şunu diyenler hala olacaktır: yok kardeşim, 2017'de o değişti falan filan. Gelin size şunu en baştan anlatayım. Abdullah Gül'den örnek verelim. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiği zamanlarda Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçiliyordu. Fakat sadece bir defa seçilebiliyordu. Ve Abdullah Gül 2007 senesinde Cumhurbaşkanı seçildi. 2014 tarihine kadar da görev yaptı. Fakat Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bir anayasa değişikliği oldu. Bu değişiklikle beraber Cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor fakat 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyordu. Peki Abdullah Gül bu anayasa değişikliğinden sonra 5 yıllık mı Cumhurbaşkanlığı yaptı yoksa 7 yıllık mı? Evet, 7 yıllık. Çünkü bu Abdullah Gül'ü etkileyen bir durum değildi. Ama Abdullah Gül'de şöyle bir istisna var. Anayasa Mahkemesi Abdullah Gül'ün ikinci kere aday olmasını engelleyen hükmü iptal ediyor. Yani Abdullah Gül şu anda bir kere daha aday olabilir. Ama sadece bir kere, bakın iki kere değil. Anayasa değişti diye önceki hakkı tekrardan yenilenmedi. Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönem hala bir olarak sayılıyor. Bu Erdoğan'da da böyle. Anayasa değişse de yeniden de yazılsa hiç fark etmez. Erdoğan iki kere cumhurbaşkanı olmuş sayılacak. Hiçbir kanun bunu resetlemez. Ancak ve ancak anayasa eğer ki bir kişi üç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diye değişseydi o zaman haklıydınız. Anayasa değişmiş olmasına rağmen Abdullah Gül'e iki kere daha Cumhurbaşkanı olabilir hakkı tanımlanmadı. Sadece bir defalık hak tanındı. Çünkü Cumhurbaşkanı hakkı birden ikiye çıktı. Bu yüzden bu adamın da iki hakkı oldu. Birini zaten kullandı. Bu hak silinmez. Bu hakkı kimse silemez. Ki buna da zaten Anayasa Mahkemesi karar verir. Yani kafanıza göre alabileceğiniz bir karar da değil bu. Şimdi gelelim Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu zamana, yani 2014'e. 2014'te geçerli olan kanun diyor ki bir kimse en fazla iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Başkanlık sistemiyle ilgili bir şey yazmıyor anayasada. Cumhurbaşkanı yazıyor. Sayalım. 1, 2, bitti. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Yani kardeşim 2017 senesinde anayasanın değişmiş olması hiçbir şeyi ifade etmiyor. Çünkü bu madde değişmedi. Bu madde aynen bu şekilde kalmaya devam etti. Yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanı haklarının resetlenmesi gibi bir durum tabii ki de yok. Bu tamamen bir uydurma. Böyle bir şey olsaydı zaten çok saçma, yani bak gibi bir şey olurdu. Düşünsenize, yani 2028 geldiği zaman da yine anayasayı değiştirirlerdi. Yine iki defa aday olurdu falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin mümkünatı yok yani. Sen cumhurbaşkanı seçildiğinde hangi kanun varsa o kanun aynen uygulanır. Senin görev yaptığın süre içerisinde değişmesi hiçbir şey ifade etmez. Bunun örneğini Abdullah Gül'de gördük. Şimdi sıra Erdoğan'da. Peki Erdoğan ısrarla neden hala aday olacağını söylüyor? İşte burası beni çok şaşırtan durum. Çünkü fark ettiniz mi bilmiyorum ama Erdoğan bunu söylüyor, evet, fakat nasıl olacağını söylemiyor. AK Parti üyelerini bu konuda sıkıştırdığınız zaman da hiçbir şekilde cevap alamıyorsunuz. Mesela Metin Külünk şu soruya vermiş olduğu cevaba Allah aşkına bir bakın. Anayasaya göre bir kişi en fazla iki kere Cumhurbaşkanlığı
planı yapabilir. Buna rağmen Sayın Erdoğan ve AK Parti cephesi Sayın Erdoğan'ın tekrar aday olacağını söylüyor. AK Parti bunda nasıl bir yol izleyecek? Yeni yasa mı çıkartılacak yoksa anayasaya aykırı mı hareket edeceksiniz? Mevcut anayasa Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasının önünde hiçbir engel olmadığını açık bir şekilde ifade ediyor. Bu tartışma bugünün tartışmasıydı. Geçmişin bu konuda pardon, anayasal hakkını sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımız kullanacak, kullanıyor da. Evet. Bakın gördünüz mü? Adam diyor ki Erdoğan'ın aday olması için önünde hiçbir engel yok. Ancak nasıl engel olmadığını söylemiyor. Erdoğan hangi maddeyle tekrar aday oluyor? Nasıl olabiliyor? Bu mümkün mü? Bunların hiçbirinden bahsetmiyorlar. Çünkü kendileri de biliyorlar. Bu anayasaya aykırı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa zaten kendileri çıkıp derlerdi ki bakın böyle böyle bir yasa var. Ben bu yüzden tekrardan Cumhurbaşkanı seçilebiliyorum. Fakat böyle bir yasa yok. Ki zaten şöyle bir şey var yani YSK üyeleri meclis kararı olmadan Erdoğan'ın adaylığını kabul ederlerse anayasayı ihlal ederler. Ve bu durumda da tabii ki yargılanırlar. Bu yüzden böyle bir şey yapmazlar zaten. O yüzden şu anda boş muhabbetleri bir kenara bırakalım. Erdoğan tekrardan aday olamıyor. Erdoğan'ın aday olması için tek bir şansı var. O da meclisin erken seçim kararı alması. Ki tekrar söylüyorum bu da CHP'nin ve İyi Parti'nin desteği olmadan mümkün görünmüyor. Ki onlar da sanki destek olacakmış gibi gözüküyor ama hayırlısı. Hatta partideki bazı isimler şunu söylemiş. Erken seçimi destekleyeceğiz çünkü Erdoğan mağdur olmasın diye. Bakın bu hiç mantıklı bir açıklama değil. Çünkü anayasaya karşı mağdur olunmaz. Anayasa açık ve net bir şekilde diyor ki sen iki defa Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin. Ama siz diyorsunuz ki Erdoğan mağdur olmasın, destekleyelim. Ya niye destekliyoruz? Adam iki kere Cumhurbaşkanı seçilmiş zaten. Bırakın da gitsin artık başımızdan değil mi? Bırakın da kurtulalım artık değil mi? Ya çünkü yeter yani. Ben daha fazla Erdoğan'ı görmek istemiyorum. Açık ve net bir şekilde söylüyorum bunu. Cem Uzan ve Ümit Özdağ haricinde hiç kimse Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağını söylemiyor. Erdoğan'a karşı çıkmıyorlar. Muhalefetin %90'ı maalesef ki bu konuda suskun. Birazcık bu konunun üzerine gitmeyi deneseler altından çok güzel şeyler çıkacak ama işte amaçları maalesef kazanmakmış gibi görünmüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar, umarım da anlamışsınızdır. Anayasanın hiçbir maddesi Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini göstermiyor. Varsa böyle bir madde bana gösterin, videoyu sileceğim. Ama bir şartım var, anayasada geçerli bir madde olacak. Sakın bana gelip 2017'de değişti falan demeyin, bunun zaten açıklamasını yaptım. 2017'de bu maddeye dokunulmadı. Bu maddenin ismi değişmedi. Cumhurbaşkanı iki defa seçilebilirdi ve hala öyle. Böyle bir şey olacak olsa 2028'de bu maddeyi tekrar düzenlerlerdi ve 5 defa 10 defa daha aday olurdu. Bu da anayasayı yok saymak olurdu. Bu etik bir davranış olmadığı gibi zaten yasak da bir şey. Dediğim gibi varsa eğer ki anayasada böyle bir madde, açıklayın biz de bilelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.